bugün istiyoruz ki eşler arasındaki problemleri, ailelerde olup bitenleri biraz konuşalım. İnsanlar evlenirler, bir yaşam kurarlar ve mutlu olmak için bir yaşam kurarlar. Mutlu olmak için evlenirler. Bu hayattaki yaşamı kolaylaştırmak için, birçok zorluk karşısında işbirliği yapmak için, omuz omuza vermek için bir araya gelirler. Bambaşka alışkanlıklarla, bambaşka yetişme tarzlarıyla, bambaşka genetik yatkınlıklarla bir araya gelen iki kişi bir aile kurar. Ve bu kurulan ailede, karı koca ilişkisinde, eş ilişkisinde zaman ilerledikçe öyle problemler, öyle sıkıntılar çıkar ki aslında birbirinin hayatını kolaylaştırmak üzere bir araya gelen bu iki kişi birbirini yiyip bitirmekle meşgul olmaya başlar. Ve hal böyle olunca bununla birlikte bir sürü ruhsal problemler buna eşlik etmeye başlar. Bir sürü psikolojik süreçler buna eşlik etmeye başlar. Velhasıl yaşam içinden çıkılmaz duruma gelir. Psikolojik sıkıntılar, gerginlikler mi eşler arasında probleme yol açtı? Yoksa eşler arasındaki problemler, anlaşmazlıklar, iletişim problemlerini, birbirini anlamama meseleleri mi ruhsal problemlere yol açtı? Bunlar zamanla birbirine karışır. Ve kendilerini bazen bir uzmanın karşısında terapi alırken bulurlar. Çünkü o kadar iç içe geçmiş, karışmış şeyler var ki ve o terapi sürecinde ayrıştırılır. Farkında varışlar, hissedişler başlar. Ve ondan sonra nelerin nasıl bozulduğu tekrar tekrar adım adım işlene işlene düzeltilmeye çalışılır. Bazen evlilik öncesinde evlenmeye karar veren insanlar birbiriyle ilgili aslında kafasını kurcalayan bazı alışkanlıkları olur. Der ki, beğenmiyorum, kabul etmiyorum bu yönünü ama evlenelim, ben onu değiştiririm. Kadın erkeği değiştirmek fikrindeyken erkek de kadını değiştirme fikrindedir evlendikten sonra. Evlilik başlar ve birbirini değiştirme süreçleri, birbirinin bu beğenmedikleri alışkanlıklarını değiştirme güdüsü, çabası gittikçe kaosu büyütmeye başlar. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Hiç kimse kimsenin istediği gibi dört dörtlük bir insan olmak zorunda değil. Herkesin hataları, herkesin değiştirebileceği alışkanlıkları, değiştiremeyeceği alışkanlıkları var. Eşlerin bariz yaptığı hatalardan bir tanesi birbirini değiştirmeye çalışmak. Birbirini yanlış kabul edip bu yanlışı düzeltmeye ömürlerini adaması. Aradan 20 yıl, 30 yıl geçer, bir bakar ki bir adım ilerlememiş, eşim değişmemiş. Oysa ilişki karman çorman içinden çıkılmaz hale gelmiş. Öncelikle olması gereken farklılıkların kabul edilmesi, zorlukların kabul edilmesi veya evlenme sürecinde bazı sıkıntılı durumlardan kaçmak için, bazı kendini kötü hissettiği ortamlardan kaçmak için evliliğe karar verilmesi. Evliliğin birçok şeyin kurtaracağı, evliliğin birçok sorunun üstesinden gelinecek bir yöntem olacağı düşüncesiyle evlenmeye karar veren insanlar da hayal kırıklığına fazlaca uğrarlar. Beklentiler ne kadar çok fazlaysa evlilik öncesi, evlendikten sonra beklentilerden kaynaklanan hayal kırıklıkları da o kadar fazla olacaktır. Evlilik, yaşamı yeniden kurgulama, yepyeni bir yaşam kurma, yepyeni bir kişilik, yepyeni bir hayat vaat etmek demek değildir. İki kişinin bir araya gelerek birbirinin değiştiremeyeceği kısımlarını kabul etmesi, birbirini değiştirmeye çalışmaması, birbirinin benliklerini, bireyselliklerini yok ederek biz bilinci geliştirirseniz mutlu olamazsınız. Her iki eş de kendi benliğini, kendi bireyselliğini koruyarak biz olmayı geliştirirse, biz olmaya doğru giderse bu sağlıklı olacak bir yöntem olur. Eşlerin yaptığı en büyük bariz hatalardan bir tanesi de şudur ki birbirinin aileleriyle ilgili tutumları. Bir defa evlilik sadece iki kişinin evliliği değildir. Aynı zamanda ailelerin evliliğidir, sosyal ortamların evliliğidir. Bir insan ne kadar sosyalsa, ne kadar çevresi genişse, ne kadar etkileşim içindeyse o kadar mutlu olur. Sadece eşlerin kendilerini izole ederek eve kapanıp iki kişi arasındaki iletişimle, ilişkiyle mutlu olması mümkün değildir.
birbirinin ailelerine karşı söylenecek laflar, birbirinin ailelerini küçümsemek, aşağılamak ya da onlarla olan ilişkileri askıya almak, bir tarafı öne çıkarmak, o taraf bu taraf diye tanımlamak, stigmatize tavırlar evliliğe zarar verir. Bunun farkında olmak lazım. Elbette ki süreç içinde zorluklar yaşanır. Evlilik her zaman mutluluk, her zaman iyilik, her zaman güzelliklerin paylaşıldığı bir şey değil. Bazen yaşamdaki travmatik şeylerin, bazen yaşamdaki acıların, bazen yaşamda istenmeyen kayıpların yarattığı yasların birlikte paylaşılacağı, omuz omuza birlikte destekleneceği bir ortam olur. Birbirinin bu tip durumlarına karşı ilgisiz olmak, eşler arasında öfke büyütmeye neden olur. Eşlerin kavgadan kaçınması, tartışmadan kaçınması gelecekte büyük fırtınalarında habercisi olur. Unutmayalım, tartışma tehlikeli, riskli değildir. Asıl konuşulmayan, asıl içe atılan ve öfke biriktiren konular çok daha tehlikelidir. Ve bu tehlikeli olan, konuşulmayan mevzular gelecekte bir fırtına şeklinde ortaya çıkabilir. Mümkün olduğunca konuşmak, mümkün olduğunca paylaşmak. Mümkün olduğunca duyguları paylaşmak, günlük meseleleri değil, ekmek aldık mı, faturalar ödendi mi, şu mu eksik, bu mu eksik, çocuğun ayakkabısı tam mı, okul başladı mı, servise yetişti mi, bu meseleler değil. Eşlerin birbiriyle ilgili iç dünyalarını birbirine açmaları, paylaşmaları, biz paylaşımdan bunu anlıyoruz. Bu paylaşımlar ilişkiyi güçlendiren, kuvvetlendiren ve İnsanların birbirine güvenini arttıran durumlardır. Evliliği yanan bir ateş gibi düşünürsek bu ilişkiyi sürekli canlı tutmak, sürekli yanar halde tutmak için sürekli odun atmak gerekiyor. Ve evliliği canlandırmak için karşı tarafın sürekli zaman zaman güven duygusunun yüklenmesi, karşı tarafın övülmesi, onurlandırılması, ona güvenildiği, onun hayatında önemli olduğunun, değerli olduğunun hissettirilmesi. Bir çocuğu düşünün, çocuk sevildiğini hissetmek ister, övüldüğünü, kabul edildiğini anlamak, anlamlandırmak ister. Evlilik de aynı şey. Evli eşlerde birbiri tarafından kabul edildiklerini, benimsendiklerini, sevildiklerini, güven duyulduklarını bilinmek ve farkında olmak isterler. Bu farkındalık ne kadar çoksa, ve bu ortak yaşantılar ne kadar çoksa evliliğin daha sağlıklı bir yere doğru gitmesi söz konusudur. Bazen evlilik dışında evliliğe uzanan eller olur. Evliliği yönlendirmeye çalışan, çekip çevirmeye çalışan, sürekli öneri veren, öğütler veren ve başka kişilerin evliliğiyle karıştırmalar, karşılaştırmalar, işte bunlar evliliğe zehirleyen durumlardır. Aile terapisine giden evli çiftlerde ilk yapılması gereken dışarıdan uzanan ellerin çekilmesi. Eğer eşler arasında anlaşmazlık varsa, problem varsa bu iki kişinin birlikte kendi yapılarıyla uygun verecekleri bir karardır. Diğer insanların önerilerinin hiçbirisi buraya uymaz. Öğütlerle yürümez, etrafın beklentileriyle evlilik yürümez. Bunu unutmamak lazım. Evet, tartışmak, konuşmak çok önemli dedik. Bazen eşler yıllar öncesi biriktirdikleri öfkeleri, halli olmamış sorunları, bitmemiş sorunları getirir getirir tekrar gündemde tutarlar. Bunu sürekli sıcak tutarlar, sürekli gündemde bunu tehdit olarak kullanırlar. İşte 10 yıl önce sen şunu yapmıştın, 5 yıl önce sen şunu yapmıştın, bu içimde yaradır, bunu unutamadım. Kendini ve başkasını, eşini affetmek üstündeki yükü, üstündeki önemli bir sıkıntıyı atmak demektir. Sürekli kin biriktirerek, sürekli öfke biriktirerek evliliğe hiç kimse yatırım yapmaz. Bu biriktirilen öfke, bu sürekli geçmişte hallolmamış, geçmişte can sıkmış yaşantıların gündemde tutulması, her tartışmada tekrar konu edilmesi evliliğe hiçbir katkı sağlamaz. O gün bir problem olmuştur ama tartışma başlarken bunu çözmek üzere konuşmaya başlayan eşler, toptan 10 yılı 15 yılı birlikte konuşurlar. 15 yıl içinde unutulmayan ne varsa hepsini getirip ortaya dökerler. Bu bir tartışma yöntemi değildir. Bu bugün yaşanan problemi çözecek bir durum değildir. Hangi konuyu konuşuyorsanız sınırlandırın. Sadece o konuyu konuşun. Geçmişteki konuları bırakın. Geçmişte olup biten, geçmişte can sıkıcı olan yaşantıların
bugünü ve geleceğinizi karartmasına öncelikle izin vermeyin. Geçmişin etkisinden insan her zaman sıyrılabilir. Geçmiş yaşantılara, geçmiş acılara, geçmiş can sıkıntılarına her zaman yeni bir anlam vermek mümkündür. Onu yeniden anlamlandırdığımızda, zihnimizde yeniden işlediğimizde, yeniden işlemlenmiş hale getirdiğimizde onun bugünü belirlemesini, bugün de canımızı sıkmasını engellemiş oluruz. Her şey elbette güllük gülistanlık olmayacak. Bir sürü bariz aşamalardan geçilmiştir, bir sürü zamanlardan geçilmiştir. Bir de yarış konusu vardır ki eşler tartışmalarda bazen problem çözmek yerine, konuyu halletmek yerine üstün çıkmaya çalışırlar. Tartışmalarda ben üstün olayım, ben haklı olayım duygusuyla hareket ederler. Eşlerden hangisi haklı olursa olsun sonuçta yaşanan durum her ikisini de aynı derece etkiler. Kimin haklı, kimin haksız olduğunun hiçbir önemi yoktur. Üstün olmaya çalışmak, haklı olmaya çalışmak ve tartışmayı bu yönlere doğru çekmek sorunu kendi mecrasından uzaklaştırmak olur. Hiç kimseye de bir faydası olmaz. Bazen eşler güç yarışı içinde olurlar. Kim daha etkili olacak, kim daha fazla karar verici olacak, kim daha belirleyici olacak. Bu güç yarışı zararlı bir şey ve gelecekte evliliği yıkabilecek bir duruma gelebilir. Bu güç yarışını işbirliğine dönüştürmek, bu güç yarışını el ele tutuşmuşluğa dönüştürmek, eşlerin farklı beklentileri, farklı hobileri, farklı alanları, farklı üstünlüklerini bir zenginlik olarak kabul etmek ve bunları bir araya getirmek her iki eşi de ileriye, geleceğe taşıyacak olan bir şeydir. Bir defa kadın ve erkek beyninin farklı çalıştığını, farklı olduğunu kabul etmek lazım. Erkek beyniyle kadın beyni aynı değildir. Bir defa tartışmalarda kadın daha üstündür. Çünkü bir kadın günde 25 bin kelime konuşurken bir erkek ancak günde 13 bin kelime konuşabilir. Erkekler çok fazla konuşmayı sevmezler. Çünkü eylemseldirler. Böyle bir yapıları var. Kadın 3-4 işi aynı anda yapabilir. Aynı anda hem laf yetiştirip hem eliyle bir şey yapıp hem başka bir şey yapabilir. Ama erkek sadece bir işe odaklanabilir. Çünkü beyinsel yapı farklıdır. Beynin çalışma mekanizması da farklıdır. Bunu kabul etmek lazım. Bunun dışında fiziksel yapının, hormonal yapının getirdiği farklılıkları da kabul etmek lazım. O yüzden her şeyi eşitlemeye çalışmak, her şey aynıymış gibi hareket etmek son derece yanlış. Her kişinin kendi rolünde olması, bayan kimliğinde, erkek kimliğinde olması, bu kimlikleri karıştırmaması son derece önemli. Bazen anlamsız bir şekilde bu farklı beyin yapılarının, farklı fiziksel yapının kenara atılıp her şey eşitmiş gibi yaşamdaki her şeye bir eşitleme çabası, yapay bir eşitleme düzleminde yürüme söz konusu. Bu da oldukça yanıltıcı bir meseledir. Ve eşlerin birbiriyle sürekli suçlayıcı bir dille konuşması, sürekli aşağılayıcı bir dille konuşması, birbirinin bedensel, fiziksel özelliklerini aşağılama konusu yapmaları, onların başarısızlıklarını aşağılama konusu yapmaları oldukça zararlı, oldukça için içinden çıkılmaz duruma getirilen şeylerdir. Bir de döngüler vardır elbette. Bir çocuğun doğması ailede, o çocuğun büyüyüp ailede çocuğun ayrılması veya ailedeki kayıplar veya ailedeki çok önemli olaylar, göçler, başka ülkeden başka ülkeye taşınma, başka şehre taşınma, farklı zorluklarla mücadele etmekte aileler için bazen dönüm noktası oluyor. Bazen tartışmaları bitirirken bazen yeni tartışmaların, yeni problemlerin çıkmasına yol açıyor. Bir defa şunu kabul etmek lazım. Evlilik her şeyin güllük gülistanlık olacağı bir anlam taşımaz. Her zaman insan bireyselken ne kadar acılara, ne kadar sıkıntılara maruz kalırsa evliyken de bunlara maruz kalabilir. Ve evliyken iki kişi oldukları için bunların üstesinden gelmeleri el birliğiyle birbirini destekleyerek daha kolay olabilir. Yaşamda olmuş bitmiş hataları, yanlışları birbirine karşı koz olarak kullanmak, sürekli boşanmayı gündemde tutmak, sürekli bunu tehdit olarak kullanmak evliliğe oldukça zarar veren, yıpratan durumlardır. Ve ayrılan eşlerin büyük bölümüne daha sonradan baktığında, tekrar evlendiklerinde aynı problemlerle, aynı sorunlarla yeni eşleriyle uğraşmaya devam ettiklerini görürsünüz.
ve şöyle derler. Böyle adamlar, böyle insanlar hep gelir beni bulur. Hayır, oysa farkında olmadığın kendi tarafın, kendi bireysel özelliklerin sürekli senin böyle hatalar, böyle sorunlar yaşamana sebep oluyor. Dönüp o içsel süreçlere bakıp bunun farkına varıp bu içsel süreci, içsel yanlış alışkanlığı, zarar veren alışkanlığı düzeltmediği sürece yaşamda bu sıkıntılarla, bu sorunlarla baş etmek her zaman mümkün olacaktır. Elbette kişilik problemi varsa, kişilik bozukluğu varsa, eşlerden birisinde antisosyal kişilik bozukluğu varsa, aşırı derecede bir narsizm, böbürlenme, kendini çok üstün görme, eşsiz görme durumu söz konusuysa, bunun evliliği bozmaması, evliliğe zarar vermemesi mümkün değildir. Kişilik bozuklukları her zaman evlilikte problem haline gelen durumlardır. Bir eşte depresyon varsa evlilik problemi çıkma olasılığı %50'dir. Eğer evlilik problemleri varsa da depresyona yakalanma riski yine %50'dir. Bazen depresyon bu problemlere yol açarken, aile ilişkilerini bozarken, bazen aile ilişkilerinin bozuk olması insanları depresyona doğru, depresyon sürecine doğru taşımaktadır. Ve insanlar zamanla, yıllar geçtikçe birbirini tedavi mi ediyorlar, birbirini hasta mı ediyorlar? Bu tartışılan bir şeydir. Oysa evlilik sadece kişilerin tek başına dönüp dolaştıkları, tek başına iletişimde bulundukları bir durum değildir. İki kişinin toplumda kendini konumlandırması, sosyal çevresinde kendini konumlandırması, akrabalar, iş ilişkileri içine kendini konumlandırması gibi bir durum vardır. Her ikisinin de toptan bir sosyal çevresi vardır ve bireysel olarak eşlerin de ayrı ayrı sosyal çevreleri vardır. Bunu da bitirmemek lazım. Ve kendilerinin bireysel yaşamlarını da yaşamaya izin vermek, birbiri üzerinde baskı kurmamak. Onun dışında en önemli problemlerden bir tanesi kıskançlığın dozu. Kıskançlık belli bir miktara kadar olumlu bir şeydir, iyi bir şeydir ama bir aşamayı, bir dozu aştıktan sonra birbirini yıpratıcı bir duruma gelmeye başlar, patolojik bir hal almaya başlar. Patolojik bir hale gelmiş kıskançlık da evliliği kemiren, evliliğe zarar veren başka bir problemdir. Acaba kendimizde neleri değiştirebiliriz diye kendi iç dünyamıza, sürecimize bakarsak ve değiştirecek bir şey bulursak ve onu değiştirmeye başlarsak inanın karşı tarafta 10 tane şeyin değişmesine sebep olabilirsiniz. Mutlu bir yaşam diliyorum.